Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yüklerimizi, umdelerimizi, muskalarımızı açalım inşallah. Derse başlayacağız. Mehmet çekelim çıkalım. Kaldığımız yeri açıyoruz. Geçiyoruz. Ömer Altundağ, 1964, Adana ili Karaysalı ilçesi Ustalılar köyünde dünyaya geldim. Köyümüz küçük, çok küçük bir köy, sapa bir köy, ulaşımı yok. Her türlü bağımız, bahçemiz, tarlalarımız var. Fakat babam çocuklarım okusun diye Adana'ya, şehire göçmeye karar veriyor. Ve hatta şöyle bir durum hasıl oluyor. Her şeyimiz var ama o zaman da para yok. Dolayısıyla babam bir tane kamyoncuyla anlaşıyor. Diyor ki, güzel de bir evimiz var, taş ve ahşap bir ev. Diyor ki, bizi Adana'ya götür diyor, bu ev senin olsun diyor. O şekilde Adana'ya göçüyoruz. Adana Mehmet Akif İlkokulu'nda ilkokulu bitiriyorum. Ardından Tepebağ Kur'an kursunda Mehmet Arıcı Hoca Efendi'de Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorum. Hatta babam Kur'an'ı çok seviyor. Alimleri çok seven bir insandı merhum. Aynı sınıfta babamla biz Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Babam yaşlıydı o zaman bayağı böyle. Çocukların içinde gündüz gelir akşam evine giderdi. Biz orada yatılı kalırdık. Daha sonra hafızlık için Karaysalı'daki Kur'an kursuna gidiyorum. Ve orada 2 senede hıfzımı tamamlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innani hedani rabbi ila siratin mustaqim. قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين limin sadakallahul azim. O zaman Çukurova'nın hafız fabrikası diye şöhret bulmuş. Aynı zamanda Karaysalı ilçe müftüsü olan Muzaffer Var Hoca Efendi de hıfzımı yaptım.
Hatta öyle ki Kur'an'a gönül vermiş bir insan. Hayatı hep Kur'an'la geçmiş bir insan. Yüzlerce hafız yetiştirmiş bir müftü. Beni de sevmiş olmalı ki iki yeğeni ve beni hafızlıktan sonra bırakmadı. Bize Arapça, işte eski usul, emsile, bina, maksut, izzi, mera. Fıkıh kitabı olarak da El-İhtiyar Lita'lilil Muhtar adlı eseri okuduk. O yıllarda işte sabah namazına bizleri kaldırır. Sabah namazından önce hafızları dinler ve sabah namazını beraber kılarız. Çoğu zaman da bana kıldırırdı. Hatta sabah namazını kıldıracağım zaman çocuklara sorardı, arkadaşlara sorardı. Nereden okusun zamm-ı sure olarak? O şekilde bir sabah namazında konuşma yaparken şöyle dedi. Ömer dedi, seni rüyamda gördüm. Büyük bir camiye imam oluyorsun dedi. Bundan 40 sene evvel. İşte geldiğimiz bu camimizde Sabancı Merkez Camii. Daha sonra ortaokulu dışarıdan bitiriyorum. O Arapçayı öğrendiğimiz yıllarda. Ve 1986 yılında Adana İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Hemen imamlık sınavı açıldı. Sınava girdim ve bölge birincisi olarak imamlığı kazandım. Ve 1987 yılında Adana ili Karataş ilçesi Kapı Köyü'nde göreve başladım. 1991 yılında askere gittim, orada vazifeliyken. Döndükten sonra evlendim. Daha sonra Karataş'ın en büyük kasabası olan ve güzel bir Kur'an kursu olan Yemişli kasabasına İmam Hatipliğin yanı sıra hafızları dinlemek için Kur'an kursu öğreticiliği yaptım. ...1998 yılında Adana Kalakoğlu Camii'ne müezzin kayım olarak atandım. 2001 yılında ilahiyat ön lisansı bitirdim. 2002-2005 yılları arası 3 yıl süren İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Aşire Takrib Tayyibe kıraat bölümünden icazet aldım. ...2005 yılında Bahçeli Evler, İstanbul Bahçeli Evler Çinili Camii'nde İmam Hatip olarak göreve başladım. 2006-2011 yılları arası Hollanda Lelystad şehrinde din görevlisi olarak 5 yıl görev yaptım. Tabii ki oradaki görev Türkiye'dekinden biraz daha farklı. Şöyle ki, orada yaşayan bütün, gerek Türkler olsun, gerek diğer milletlerden Müslümanlar olsun, sürekli böyle bir sosyal hayat içerisinde olman gerekiyor. Doğumlarında evlerine kadar gidip, gerektiğinde isimlerini koyman gerekiyor. Evliliklerinde, hastanede ziyaret, hatta hapishanede ziyaret mahkum varsa. O şekilde çok yoğun bir görev yapıyorsunuz. Yurt dışı böyle. ...2011 yılında tekrar İstanbul Bahçeli Evler Çinili Camii'ne döndüm İmam Hatip olarak. Tabii ki kıraati okumuşum, Aşire Takrib Tayyibe'yi okumuşum. Hep gönlümde Adana var. Adana'ya geleyim, Adana'da bu ilmi başlatmayı hep arzu etmişimdir.
Tabii ki İstanbul'dan kopmak zor. Oradaki o Salahattin Camii'nin görevlileri hep arkadaşımız, beraber okumuşuz. Sultanahmet'tir, Eyüp Sultan'dır, Beyazıt'tır, Fatih'tir. Dedim ki gideyim, bu ilmi, kıraat ilmini Adana'da başlatayım. Niyetim hep bu. Gelmekte de zorlandım. Eşim de fazla istemedi. Sonunda ikna oldu. Ve 2005 yılında Ankara'da Diyanet'te sınava girerek Sabancı Merkez Camii'ne İmam Hatip olarak atandım. Dolayısıyla bu şekilde, bu niyetle geldim ve Rabbim bu niyetime karşılık verdi. Bundan önceki il müftümüz çok güzel bir il müftülüğü binası yaptı. Hatta şöyle bir esprisi oldu medyada. 5 yıldızlı müftülük binası diye. Yeni gelen müftümüz Hasan Çınar hocamız önayak oldu. Ankara'yla görüşmelerin neticesinde geçen sene elhamdülillah aşere kursuna başladık. Evet, şimdi ellezîden alarak galûn ve nûrî için iki herif buyurun. Ellezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivecâ. Beş cef. Ellezî şu an 14 imamla elhamdülillah yoğun bir şekilde aşere usulünü okuyoruz. Rabbim nasip ederse inşallah takribi de okuyacağız ve inşallah bu güzel mekanda olur. Rabbim inşallah o günleri gösterir. O 14 imam kardeşimizin, arkadaşımızın, o güzel arkadaşlarımızın icazetini de görmüş oluruz. Rabbim inşallah nasip eder. Burada Adana'mızda bu ilmin yayılması, başlaması adına bir adım atmışlar ve elhamdülillah takdir buyurdular büyüklerimiz de. Burada böyle bir kursun açılmasına vesile oldular. Ömer hocamız da bu işi bütün yükünü, sorumluluğunu üzerine alarak bu işe Bismillah dedi ve başladı. Ben kendisinden müftüs olarak çok memnunum. Eğer Ömer hoca ve beraberinde iki tane daha arkadaşım var, aşire takrip okumuşlar İstanbul'da. Bu hocalarımız olmasaydı ben Adana'da aşire takrip kurslarını açamazdım. Bunlar var ki ilk defa Adana'mızda 15 tane arkadaşımızla beraber, hafızlarla beraber 3 yıla yakın sürecek olan aşire takrip kursunu gördüğünüz gibi bu büyük güzel binamızda başlatmış bulunmaktayız. Bizim hocamız her şeyden önce bir dost, bir arkadaş gibi, yani bir hoca değil de bu ilmi bize sevdirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bir hoca değil, sınıfta bir arkadaş gibi. Allah razı olsun kendisinden. Rabbim nasip etti, bütün sebepleri halk etti ve bu kıraat kursunu açtık elhamdülillah. Tabii ki il müftümüz Hasan Çınar hocamızın, Allah razı olsun, çok emekleri var. Arapça derslerine o giriyor yoğun bir şekilde, hiç aksatmadan önümüzü açtı. Dolayısıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi ben düşündüğüm zaman hafız olmuşum, imamlığı kazanmışım. Fakat kendimi yeterli görmedim. 15 yılın ardından ben Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümüne gittim. Yani hafızlık bitti, ilim bitti diye bir şey yok. Bunun üstü var.
Dolayısıyla bu arkadaşlarımızla inşallah güzel bir şekilde çalışıyoruz. Tabii ki insan kendini yeterli görmemeli. Sürekli bir geliştirme içerisinde olmalı. İmam olsun, müezzin, kayyım olsun. Sürekli kendini yenilemeli, geliştirmeli. Dolayısıyla inşallah Adana'da bu ilim bizden sonraki, bu yetiştiklerimizin içerisinden inşallah 3-5 tanesini inşallah onlar devralacaklar. Ve bu ilim inşallah Adana'da şuyu bulup devam edecek. Ömer hocamız Adana'mızın medarı iftarıdır. Ben 2 yıldır Adana'dayım. 2 yıl oluyor bu ay itibariyle, önümüzdeki ay itibariyle. Ömer hocayı tanıdığıma çok mutluyum. Kendisi Sabancı Merkez Camimizin uzman imamıdır. Ahlakıyla, terbiyesiyle, toplum arasındaki itibarıyla bir örnek hoca efendidir. Ki imamlık çok önemli bir vazife, imam hatiplik, cemaatin lideri durumundasın. Sadece camiye gelen değil, işte beşeri münasebetlerimizde, sosyal hayatta, gerek komşularımız, mahalle sakinlerimiz, gerekse esnafımız, bunlarla sıcak ilişkiler içerisinde zaman zaman ziyaretlerine gitmek, sıkıntıları varsa dini konularda ihtiyaçları varsa yardımcı olmak. Bu gibi konularda faal olmak gerekiyor. Yani tabii ki cami büyük olduğu zaman biraz sorunlar da büyük oluyor. Çok camimize ziyaretçi geliyor. Dolayısıyla biz işte elimizden geldiği kadar bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki büyük camide görev yapmanın büyük sorumluluğu var. Hata yapma lüksün yok. Özellikle kıraat konusunda. Mihrap demek kıraat demek bana göre. Çünkü kıraatın çok iyi olması gerekiyor ki mihrabı doldurasın. Sesin güzel olmalı ki ezanı güzel okuyasın. Dolayısıyla bunun ağırlığı var. Sürekli kendimizi geliştirmemiz ve zinde olmamız gerekiyor. Tabii ki mukadderat-ı ilahi, takdir-i ilahi diyeyim. Hani hocamın rüyası. Babam çok isterdi. Hafız olmamı, bunun yanında işte kıraattir, Arapçadır. Kendimi geliştirip güzel bir din adamı olmamı çok isterdi babam. Dolayısıyla bahsettim. Hocam da bundan 40 sene önce rüyasında büyük bir camide hoca olduğumu görmüştü, bana anlatmıştı. Öyle yani, dolayısıyla babamın duası, hocamın rüyası diyelim. Bu bilinç içerisindeyiz. Bu sorumluluğu taşıyoruz üzerimizde. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra muhacirlere sarı kardeş ilan etmiştir. Aralarında manevi kardeşlik bağı tuttuğu sahabiler olacak kişinin kendini çok donanımlı yetiştirmesi lazım.
gerek kıraat alanında, gerek dini fıkıh alanında cemaat imamı geçmemeli. Şimdi bir cemaatim vardı. Hocam dedi, yaşım 65. Kur'an-ı Kerim'i 63 kez mealini okudum. Bunu 65'e tamamlayacağım. Ve ölene kadar da her sene bir defa muhakkak mealini okuyacağım. Ve okuduğum zaman da her okuyuşumda ayrı bir haz, ayrı bir lezzet alıyorum. Dolayısıyla cemaat bu haldeyken bizim, işte ben diplomamla imam oldum deyip kendini yeterli görmesi maalesef hiç uygun değil. Dolayısıyla çok donanımlı ve bu iş gönül işi, diğer mesleklere benzemiyor, diğer görevlere benzemiyor. Dediğimiz gibi gerektiğinde ailenden fedakarlık yapacaksın, eşinden fedakarlık yapacaksın, gecesi gündüzü yok. Ama sonunda da bunun manevi tarafını da düşünerek, ahiretini de düşünerek bu yola baş koyarlarsa zannediyorum kendilerini daha iyi şekilde şartlandırmış olurlar. Eğer bizler din görevliler olarak vazifemizi güzel yaparsak Rabbimiz de razı olur. Anne babamız da razı olur. Cemaatimiz, milletimiz de razı olur. Elhamdülillah hep güzele doğru bir gidişat var. Toplumumuz duyarlı. Gerektiğinde birlik beraberlik içerisinde olmasını bilen bir milletimiz. Rabbim inşallah bu güzellikleri daim eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi Cenab-ı Hak bozmasın. Rabbim cümlemizden razı olsun inşallah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Zeynep Nur, Zeynep Nur, Zeynep Nur. Hayırlı olsun. Amin. Amin.